Evet. Nerede kalmıştık? Francisco Franco İspanya'yı hem siyasi hem de ekonomik olarak ele geçirmek için hızla başkente yürüdü. Fakat burada bulunan cumhuriyetçiler Franco'nun birliklerini geri püskürtüyordu. Bunu görüp de deliye dönen Franco şehirdeki direnci kırmak üzere havadan bombardıman atışlarına başladı. Bunlar devam ederken taarruz da devam ediyordu. Milliyetçiler hızla ilerliyordu. Derken o kara habere tanık oldular. Zira rakipleri olan cumhuriyetçilere büyük bir yardım eli uzanacaktı. Hey Stalin! Dostum, yenilikçi düşüncelerine hayran kaldım. Ayrıca bıyığın Hitler'inkinden daha karizmatik. Teşekkür ederim dostum. Ben de darbecilere karşı gösterdiğin kararlı tutuma hayran kaldım. Çok kral adammışsın be. Eyvallah. Fakat senden bir ricam var. Buyur kardeşim. Bana milliyetçileri yenmem için gerekli silah ve askeri gücü sağlayabilir misin? Peki bunun karşılığında benim kârım ne olacak? Kârın mı? Evet moruk. Kârım. Bu çıkar dünyası moruk. Lan bu yaptığın komünistliğe sığar mı? Üzgünüm moruk. Kârım olmadan kimseye yardım etmem. Bana yardım edeceksin ki komünist ideolojiyi Avrupa'ya yayalım. Kaç silah lazım? Sovyetler Birliği cumhuriyetçi kesime yardım etmeye karar verdi. Böylece bölgeye silah takviyesinde bulundu. Milliyetçiler kesimi bu olaylar karşısında şoka ve korkuya kapıldı. Zira rakiplerinin artık güçlü bir müttefiki vardı. Bu korku Almanların ve İtalyanların bölgeye 200 bin asker sevk etmesiyle birazcık yumuşayabilmişti. Yani Naziler ve İtalyanların desteklediği milliyetçiler ve Sovyetlerin desteklediği cumhuriyetçiler karşı karşıyaydı. Daha sonra Portekiz ve Meksika'da olaya müdahale edecekti. Fakat Meksika sadece diplomatik destek verecekti. Almanlar içinse bu savaş büyük bir fırsattı. Zira burada yeni silah ve taktiklerini deneyebilme fırsatını bulmuşlardı. İngiltere ve Fransa gibi diğer büyük devletler böyle bir olay karşısında tarafsız kalmayı seçtiler. Sonuç olarak hızlı ve başarılı bir darbe düşüncesiyle yola çıkan milliyetçiler artık bir iç savaşın ortasındaydı. Burada iç savaşa karşı sizin de fikirlerinizi ve düşüncelerinizi anlayabilmem için sizlerden bir şey rica edeceğim. Bu savaşta milliyetçileri mi destekliyorsunuz yoksa cumhuriyetçileri mi? Sağ üstteki i anketine katılarak ve yorumlar bölümünü kullanarak İspanya iç savaşındaki düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Böylece siz değerli dostlarımın fikirlerini analiz edebilmem için bana bir kolaylık sağlanmış olur. Neyse, konumuza dönelim. Sovyetler için Almanları ve İtalyanları kullanacağız. Onları fazla kafayı takmayın. Efendim, başka bir sıkıntımız daha var. Nedir? Ele geçirdiğimiz bölgede yaşayan halkın büyük bir çoğunluğu cumhuriyet yanlısı. Zaman zaman davamıza sıkıntı çıkarıyorlar. Bunun için bir temizlik yapmamız lazım. Franco sadece solcuları bastırmak istemiyordu. Onları yeryüzünden silmek istiyordu. Ve bu ideolojiden hiç iz bırakmak istemiyordu. Bunun için bir temizlik politikasına başladı. Ve elindeki bölgede bulunan pek çok solcu vatandaşı katletti. İspanya tarihindeki en kötü günleri yaşıyordu. İkiye bölünmüşlerdi. Eğer siz o dönemde İspanya'da yaşayan bir vatandaşsanız, büyük ihtimalle milliyetçi düşünceye sahip bir birey olursunuz. Konumuz düşünceniz değil, konumuz öz kardeşinizin de cumhuriyetçi olmasıydı. Yani demek istediğim, aileler arasında bile bölünmeler olmuştu. İspanya haritasına tekrar dönelim. Milliyetçiler hızla kıyı şehirlerine göz diktiler. Bu yüzden harekete geçtiler. Önce şehirleri bomba yağmuruna tuttular. Sonra karadan hücum ettiler. Burada bulunan cumhuriyetçileri geri püskürttüler. Vakit kaybetmeden Malaga'yı da ele geçirdiler. Burada bulunan solcuları da katlettiler. Sadece cumhuriyetçiler değil, cumhuriyete en ufak sempati besleyen insanlar da öldürülüyordu. Savaş boyunca Fransa ve Portekiz mültecileri kabul etti. Başkent Madrid önünde süren çatışmalar hala sonuçlanmamıştı. Fakat Franco yine boş durmadı. Kuzeyde ilerlemeye devam etti. Barcelona'yı da ele geçirmişlerdi. Bu andan sonra Sovyetler Birliği bir anda fikrini değiştirerek, "Hey cumhuriyetçi kardeşim, aha Stalin! Aga seni tanrı gönderdi. Tez 3000 silaha daha ihtiyacımız var. Yarım saate kargoya ver ki yarına yetişsin." Dostum, Avrupa'da büyük bir savaş başlamak üzere. Bundan bize ne be kardeşim? Sana ne doğru. Ama benim başka planlarım var aga. Hem biz Almanlarla Polonya için bir anlaşma yaptık. O yüzden ben artık desteğimi çekeceğim. Ama dostum, bizi şimdi yüzüstü bırakamazsın. Az kaldı. Onları yerin dibi... Lan nereye az kaldı? Adamlar içinizden geçtiler. Başlayacağım senin artistliğine lan. Ben gidiyorum. Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı'nın yaklaşmakta olduğunu anlayınca bölgeden desteğini çekti. Tarihler 1939 yılına geldiği zaman Madrid milliyetçilerin eline geçmişti. Cumhuriyetçiler artık kaçmaya bakıyorlardı. Onları hüzün ve bunalımlı günler bekliyordu. Milliyetçileri ise harika bir hayat. Fransa artık 3. faşist bir komşuya sahipti. Komutanım, iç savaş bizim zaferimize sonuçlandı. Fakat hala sol kesime baskılarınızı sürdürüyorsunuz. Evet, bunda ne var ki? Efendim, onlar da bizim halkımız. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz ki? Oğlum, harbi aptal adamsın ha. Sol kesime baskıya devam edeceksin ki solun getirdiği kıyameti anlasınlar. Ama bir nevi kendi bacağınıza sıkıyorsunuz. Dostum, çok affedersin ama popolara katlanmak koltukların işi. Anlayamadım. Geç şuraya otur, beni çıldırtma. İç savaş sonunda diktatörlüğünü kuran Franco ülkede gücünü korumak için hızla icraatlara girişti. Önce anayasayı yok saydı. Daha sonra partileri kapattı.
Ülkede alınan bütün kararlar Franco'nun elinden geçiyordu. İnsanlar toplu halde kolay kolay gezemiyorlardı. Basın üzerinde mutlak kontrol elde etmişti. İspanya savaş sırasında nüfusun önemli bir kısmıyla beraber üretim kabiliyetinin de çoğunu kaybetmişti. Savaş sonrası dönemde yoğun açlık ve kıtlık yaşanmıştır. Franco'nun ilk hedefi İspanya'ya iç savaştan önceki gücünü tekrar kazandırmaktı. Ama tüm ülkede denetimi sağlamasından yalnızca 5 ay sonra başlayan 2. Dünya Savaşı, Franco yönetimini bir ölçüde sarstı. İç savaş döneminde kendisine destek çıkan Hitlerce ve faşist rejimlerden yana çıkarak 1939'da Antikomintern Partisi'ne katıldı. Buna rağmen Almanya'nın Katolik bir ülke olan Polonya'ya nedensiz ve gereksiz saldırması karşısında ilk anda şaşkınlığa düşen Franco savaşa karışmaktan titizlikle kaçındı. Belki de en önemli siyasi başarısı savaş boyunca soğuk bir gerçekçilik ve dikkatli bir zamanlamayla yürüttüğü diplomasiydi. Fakat hatasız kul olmaz moruk. Her ne kadar İspanya tarafsız olduğunu ilan etse de Hitler ve Mussolini'ye olan bir borcu vardı. Bu yüzden gizliden gizliye bu ülkelere destek verdi. Bu üç büyük faşist diktatör 1945 yılında büyük yenilgiye uğrayacaktı. Mussolini halk tarafından linç edilerek öldürüldü. Hitler bunu gördü ve kimsenin eline geçmek istemedi. Bu yüzden intihar etti. Franco ise resmi olarak savaşa girmediği için müttefikler İspanya'nın iç işlerine pek fazla karışmadı. Fakat İspanya yalnız kalmıştı. Franco 1947'de Katolik ve Sosyalist bir devlet olarak tanımlanan İspanya'yı yeniden bir krallığa dönüştüren veraset yasasını kabul ettirdi ve kendisini devletin ömür boyu koruyucusu ve kral naibi atadı. Franco yönetiminin en zor dönemi 2. Dünya Savaşı sonrasında yeni kurulan Birleşmiş Milletler'in İspanya hükümetiyle ilişkileri kesmesiyle başladı. Son faşist diktatör olarak nitelenen Franco bir dönem boyunca en çok nefret edilen batılı devlet başkanı oldu. Evet, İspanya sahip olduğu ideoloji sayesinde aramıza asla giremeyecektir. O lanet olası faşist Franco'yu yakın zamanda indirebiliriz. Ama efendim, İspanya iç savaştan sonra hala toparlanmadı. Bize büyük bir tehdit olacağını zannetmiyorum. Sen yine de tedbirini alacaksın moruk. Komünist kokusu alıyorum. Batı ve Doğu arasındaki güç mücadelesi, Amerika'nın İspanya'ya bakış açısını değiştirdi. Ah dostlarım, sizden sonra buralar ölüm gibi. Hey Franco! Amerika? Bak dostum, seni zerre sevmem. Fakat ne yapalım aga, işimiz düştü sana. Komünizm tehdidi yükselişte. Ne oldu? Ne olacak? Sovyetler güç konusunda benimle yarışmak istiyor. Bu yüzden ben de bir plan geliştirdim. Nedir? Plan şu dostum, batılı devletleriyle anlaşma yaparak o bölgelere askeri üsler kurmak. Peki konunun benimle ne alakası var? Dostum seninle 10 yıllık bir anlaşma yapacağız. Ekonomik destek sağlayacağım sana. Karşılığında birkaç yere askeri üs inşa edeceğim. Bu harika bir fikir. Lanet olsun. Komünist kokusu alıyorum. Franco'nun katı anti-komünist tutumu onu bu dönemde vazgeçilmez bir ortak yapmıştır. İspanya'nın yalnızlığı 1953 yılında ABD ile imzalanan Madrid Antlaşması'yla resmi olarak sona erer. Antlaşma kapsamında İspanya'da açılacak olan askeri üs karşılığında Franco Amerika'dan 1.2 milyar dolar tutarında mali yardım alacaktır. Bu anlaşma İspanya'nın 1955'te Birleşmiş Milletler'e, 1958'de de Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na girmesini kolaylaştırmıştır. Tarihler 1959 yılına geldiği zaman ABD Başkanı Eisenhower İspanya'yı ziyaret etti. Bu Franco'nun rejimine olumlu sonuçlar doğurmuştu. Bu gördüğünüz adamın toplarını taşıyanlar yesin. Ha? Yahu çaktırma Franco. Bir diktatör olabilir. Doğru. Fakat diğer diktatörler gibi değil. Kapitalizmin savunucusu. Komünizmin düşmanı. Artık rejim sağlamdı. Fakat başka bir sıkıntı vardı. Bu sıkıntı ise kendinden sonra İspanya'yı kimin yönetmesiydi? Kendinden sonraki liderin onun izinden gitmesi lazımdı. Bunun için kral 13. Alfonso'nun torunu Juan Carlos'u seçti. Ona vasiyette bulunarak, "Bak Carlos, ben gelip geçici adamım. Benden sonra buraları yönetecek olan adam sensin. Reis bana bu konuda güvenebilirsin." Eyvallah dostum. Vasiyetim şudur ki, mevcut olan rejimi koruman. İspanya'yı eskisi gibi mevcut rejimle yönetmen. Hiç şüphen olmasın reis. Rahat rahat ahirete göçebilirsin. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Roberto, sandıkları hazırlayın. Seçim var. Demokrasi zamanı. Franco'nun rejimi de kendisiyle birlikte ölmüştü. Yıllar sonra ülkede tekrar seçim olmuştu. Yapılan seçimleri ufak bir farkla solcular kazanmıştı. Görünen o ki Franco'nun sosyalizmi yok etme çabaları hiçbir işe yaramamıştı. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Ha bu arada video isteklerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. En çok like alan video isteği programa dahil olabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.